Ali Karahasanoğlu Değmez Nihat Bey, bir seçime değmez. Tamam, Anaplı Burhan Özfatura, İzmir'den belediye başkanı seçilmişti. Şu an için AK Parti'nin oyu her ne kadar ciddi oranda geride kalıyor olsa da, eski yıllardaki somut örneklerle İzmir'de muhafazakar bir ismin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanma ihtimali sıfır değil. Ama İzmir'de belediye başkanlığını kazanacağız diye de takla atmamıza gerek yok herhalde gerektekinden fazla şirinlik yapmaya gerek yok. Beni bu yoruma mecbur eden şey ne? AK Parti'nin İzmir'den Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdiği Nihat Seyvec'cinin şu açıklaması Bugün İzmir'le ilgili şunları duymuyor değilim. Rakımıza dokunma. Eyvallah. Bugün insanların özgürce içkilerini içebildiklerini ben biliyorum. AK Parti'deki arkadaşlarımız bugün içkisini içebilen, namazını da kılabilen, günü geldiğinde orucunu tutabilen bir hoşgörü alanına sahiptir. Türkiye'nin bir özeti gibidir AK Parti. Demek ki biz anlatamamışız. Hani Nihat Bey şunu diyor olsa anlarım. AK Parti iktidara gelirse bütün kadınların başlarını zorunlu olarak örtecek diye bir algı oluşturuluyor. Bu doğru değil. Evet gerçekten de herkesin başını örtme diye AK Parti'nin kapalı kapılar ardında da açıkta da bir niyeti çalışması olmadı. Olmaması da doğrudur denilebilir. Ama bu işe abartıp İzmir'de başkanlık kazanacağız diye. Rakımıza dokunma. Eyvallah demenin de alemi olmasa gerek. Ne demek rakıma dokunma? Ne demek rakıma dokunma talebine eyvallah diye karşılık vermek? Hatta AK Parti'deki arkadaşların içki de içen, namazını da kılan, günü geldiğinde oruçta tutan kişiler olduğunu iddia etmek. İçki içen namaz kılan, oruç da tutan kardeşlere Allah yardımcınız olsun, bir an önce yanlışlardan kurtulmayı nasip etsin deriz de, yaptıkları övünülecek, takdir edilecek bir şeymiş gibi içkisini içen, aynı zamanda namazını kılan, aynı zamanda orucunu tutan söylemini Nihat Bey'in de kabullenemeyeceğini tahmin ediyorum. Öyle ya, rakı dediğiniz şey İslam'ın haşa iş olsun diye yasakladığı bir fiil olmasa gerek. İslam'a inanmadığına, en azından bazı emir yasaklarına uyamamanın çaresizliğiyle kafa karışıklığı yaşayanlar için söyleyelim, rakının ne faydası vardır ki kısıtlamaya çalışanlara düşmansınız? Ve rakıya dokunma talebine eyvallah karşılığı veren adayımıza soralım. Rakıya dokunurken kendi keyfimize göre bir belirleme mi yapıyoruz ki dokunulmamasına eyvallah diyorsunuz? Rakı içene de zarar, içmeyene de zarar. İçenin başını derdi düşürdüğü için zarar. İçmeyenle karşılaştığında ona da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiği için zarar. O zaman rakıya dokundurtmamaya niye eyvallah diyelim ki? Bazı AK Partililer de vardır. Karşı mahallenin söylemine haklılık verince sanırlar ki onlar da kendilerini alkışa tutacak. Somut örneğimizde sanılıyor ki rakıma dokunma diyenlere eyvallah karşılığı verince İzmir'deki rakıcılar akın akın AK Parti'ye oy verecekler. Samimi kanaatimi söyleyeyim. AK Parti'nin diğer partilerden farkı popülist olmamasıdır. Doğru olanı en net şekilde dillendirmesidir. Rakının tercih edilmesi gereken bir içecek olmadığına inanıyorsa bunu seçmene söyleyebilmesidir. Seçmen de bu özelliği sebebiyle AK Parti'yi 16 yıldır iktidarda tutuyor. Birazcık yalakalık, birazcık şirinlik kokan söylem görse seçmen de AK Parti'den anında vazgeçer. Bu söylemle AK Parti İzmir'de kazanamayacağı gibi diğer illeri de tehlikeye düşürür. Çünkü seçmen oy için böyle söylemlerde bulunanlara güven olmaz diyeceklerdir. Geçmişten örnek verecek olursak AK Parti Türkiye'nin seçimlerini kazanırken böyle çelişkili açıklamalar hiç yapmadı. Ya ne yaptı? Hatırlayalım 1993'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini. Tayyip Erdoğan'ın Beyoğlu'nda meyhane meyhane dolaşarak seçim çalışması yaptığını. Hatırlayalım AK Parti 2002 seçimlerine girerken rakıcılara verdiği mesajı. Biz sizi rakıdan kurtaracağız. Hatırlayın Yenilev kadınının Tayyip Erdoğan'a seslenişini. Bizi bu hayattan kurtarın. Kurtarırsanız siz kurtarırsınız. Sanılıyor ki rakı içen herkes zevkten dört köşe. Yok böyle bir şey. Medyayı yönlendiren bir avuç ahlaksız var. Rakı da rakı diye tepinip duruyorlar. Emrah serbest gibi. Alkol yasak, sigara yasak, üç çocuk yapmamak yasak. Ne serbest bu ülkede? Bir tek ben serbestim herhalde Emrah serbest olarak diyordu bu rakıcı. Sonra ne çıktı? Rakı ile yetinmiyormuş beyimiz. Yanında uyuşturucu, yanında viskisi, vodkası, artık hangileri birbiriyle uyumlu veya değil, hepsi birlikte önünde giden araca arkadan 160 km hızla gidip vurunca, o araçtaki 3 kişinin katili olunca, rakıcılıktan hemen tornistan etti. Ne serbest bu ülkede söyleminden vazgeçti. Yanındaki elemanı şoför direksiyonunda gibi gösterdi, olmadı, yemedik, Cezamini boylayacağını anlayınca yine rakıcıları kullanarak bir mektup yazdı, pişmanım aldığımı ediyorum diye. Oysa itirafta geç kalmıştı. Savcılık çoktan tespit etmişti şoför direksiyonunda kimin olduğunu. O rakıcı şimdi cezaevinde. Canım herkes Emrah Serbest gibi içmiyor ki adam gibi içenler de var diyenler çıkabilir. Ben bilmiyorum adam gibi içmeyi. İçtikten sonra adam gibi içmeye devam edebilir miyim güvenemiyorum kendime. Onun içinde hiç içmiyorum. İçene de bana zarar verme ihtimalin var içme şu zıkkımı diyorum. Dinletemiyor olabilirim ama en azından eyvallah demiyorum denilmemesi gerektiğini söylüyorum. Ali Karahasanoğlu yeni akit